Şener, açsana kapıyı. Ya kusura bakma kanka ya. Seni de böyle beklettim ama içeride sinema ortamı yapıyorduk. 2012'yi izleyeceğiz. Gelsene. Gel. Bir halt etmeye öttün anneme ha? Ne demişim ben Serpil Sultan'a? İpeğin harcını yatırdığımı neden söyledin? Abi gönlüm razı olmadı. İpek okuyacak da senin okuma hakkın değil mi ha? Ne yapayım? Yazık Serpil Sultan'a da. Neden sabaha kadar uyuyamadı belli oldu. Nasıl uyusun kadın ya? O Kokoş Yasol hacamat etti Melek komiserime. Böyle tek parmağı yukarıda, gözlerini süze süze. Soyut resim çalışıyorum. Şeytan diyor tut kulağından, yolla evrenin sonsuzluğuna, doya doya boyasın. Demek annem baya baya aşık Salih amcaya. Dün de o yüzden bırakıp gidemedi. Vay be! Melek teyzenin kalbi İpek dışında biri için de atabiliyormuş demek ki. O da acı çekiyor, nefret ediyor, kıskanıyor. Ben buna izin veremem. Annemin gururunun kırılmasına ve üzülmesine izin veremem. Aa, nereye komando İpek bacığım? Kadını tutup kulağından dışarı mı atacaksın? Gitmesi gereken o değil. Biziz. Salih abiyle Melek teyze arasında bir şey olmuş mudur acaba? Neredeyse evet. Nasıl yani? Üzgünüm, hemen anlatmaya başla yoksa fena yaparım seni. Anlatacağım ama bak İpek Bucum'a tek bir laf edersen Salih Baba beni türlü türlü işkencelerle gebertir, haberin olsun. Uzatma. Günaydın. Evde mi acaba? Tazı gibi kokusunu alınca düştün gene kapıları. İzin verirseniz bir şey söyleyip gideceğim. Ha, sanki vermesem efendice dönüp gideceksin. Aradığım burada değil, karşı kapıyı çal. Dedenim. Ya sonra anlatırım. Beni sorarsa okulda yok filan da, tamam mı? Hadi anneciğim, hadi hadi. Günaydın Melek teyze. İpek evde mi? Evet desem yalan olur. Hayır desem olmaz. Ayrıca hem olabilir hem olmayabilir. Ay açıkçası... Duruma bağlı. Hiçbir şey anlamadım. Evde değil mi yani? Evde. Ama sana yok. Yani öyle söylememi söyledi. Şimdi anladım. Siz görüşmemizi istemediğiniz için böyle yapıyorsunuz. Orası doğru. Ama bu sefer ben hiç karışmadım. Bu İpek'in fikri. Neden? Aa, ne bileyim oğlum. Artık orayı da sen düşüneceksin. İyi günler. Anlat bakayım bana her şeyi. Anne sonra anlatırım dedim ya. Hadi nereye? Bir işim var, hadi geleceğim. Gel kahvaltı. Tamam. Melek Hanım, madem aşçısınız bir yardım etseniz bana. Ya sabır. Ta. Benden kaçarsan böyle burnunun dibinde biterim işte. Senden kaçsa mı nereden çıkardın? Yine burnun uzuyor. Annen evde olduğun halde benimle görüşmek istemediğini söyledi. Şey, ev çok kalabalıktı. Ben sonra konuşuruz diye öyle dedim. Ama ben sana çok kızgınım. Aslında çok çok kızgınım. Neden, ne yaptım ki? Neden benim harcımı ödedin Barış? Neden bana böyle bir şey yaptın? Hem sormadın bile. Hem senin de ihtiyacın vardı. Neden kendininkini ödemedin? Neden böyle bir kahramanlık yaptın? Ben ödemedim harcını. Şimdi de senin burnun uzuyor. Zaten biliyorum, yalan söylemene gerek yok. Ben ödemedim diyorum. Tamam, niyetim buydu. Bankadakiler harcının ödendiğini söyleyince ben bir şekilde halletmiştir deyip kendi harcımı yatırdım. İyi de sen ödemediysen kim ödedi peki? Sen de yaşadın aynı şeyleri. Ya nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun İpek? Bunun kolay bir şey olmadığını en iyi senin anlaman gerek.
Ne var? O an öylesi doğru geldi. Evet, yalan söyledim. Hem de herkese. Sadece sana değil, herkese. Şoktaydım. Ben de hata yapamaz mıyım ha? Barış, ben acımasız falan değilim. Tek anlamadığım şey, ben aynısını yaparken eleştiriyorsun ama sonra sen gidip aynısını yapıyorsun. Senin yaşadığınla bu bir mi İpek? Barış, neden beni anlamak istemiyorsun ya? Ben olayın içeriğinden bahsetmiyorum. Bu senin en hassas meselen. Yalan söylemiş olabilirsin. Benim bununla bir derdim yok. Ama benim anlamadığım şey, hatasız bir insanmışsın gibi sürekli beni eleştirip tavır yapman. Ben benzer şokları yaşarken aldığım kararlar, yaptığım şeyler hata oluyor da seninki olmuyor. Ha neden ben yapınca kastıymış gibi suçlanıyorum, onu merak ediyorum. Yani babamın intihar ettiğini herkes açıkça söyleseydim için rahat edecekti, öyle mi? Of. Farkındaysan yine başa döndük Barış. Ya bugün beni anlamaya hiç niyetin yok. Evet, yok. Merhaba. Merhaba, buyurun. Kolay gelsin. Ben Evrensel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Benim harcım yatırılmış ama kimin yatırdığını bilmiyorum. Öğrenebilir miyim? Kimliğinizi alabilir miyim lütfen? Ya anne, oğluna bir şey söylesen hala bana trip atıyor. Az bile sana. Sen çeneni tut ama abini yalancı durumuna düşür, sonra böyle kıvran. Hakkı, ne yapsa hakkı. Çıkıyor musun oğlum? Evet, okula gidiyorum. Okuldan sonra işe gideceğim, akşama geç kalırım. Hala kızgın mısın kardeşine? Anne, onun yüzünden İpek'le birbirimize girdik diyorum. Tamam oğlum, haklısın ama İpek de biraz fazla abartmış. Yani sonuçta bu bizim ailevi problemimiz. Onu anlatmak zorunda değilsin ki. Bunu kızına söylesene anne. Onun sayesinde aile içinde olan bir şey kalmadı. Barış'cığım tamam, sen haklısın. Ama İpek de biraz anlayışlı olabilirdi. Allah Allah. Anne, İpek'i sorgulayacağına kızını sorgulasana. Neden böyle yapmış? Zenginle kılın da o yüzden. Işıl, hala konuşuyorsun ama. Bırak anne ya, sabah sabah hiç çekemeyeceğim oğlunu valla. Ben çıkıyorum. Akşam biraz geç gelirim, merak etme. Ne kadar o biraz? Abimden önce gelirim kadar biraz. Hadi bay bay. Dayanım. Nereye? Burhan Hoca'nın pandom gösterisi var ya. Hadi. Thank you.
Ne oluyor abi size? Bilmiyorum. Nasıl abi? Bilmiyorum. Ne oluyorsunuz kızım? Aranıza kara kedi mi girdi? Ayrıldınız mı yoksa? Öyle görünüyor. Yapma be. Efendim hocam? Ben kantindeyim. Bizim aramızda. Eylül bir şey söyleyecekti herhalde deyince merak ettim. Konu neydi? Evleniyor musunuz hocam? Ben de tebrik etmek istemiştim. Sağ ol. Demek haber çabuk duyuldu. Size mutluluklar dilerim. Vallahi böyle işte kanka. Rol küçük ama parası iyi. Süper işte oğlum, bulmuşsun rolü. Bir de şanssızız diye yakınırsın. Oğlum kötünün iyisi bu. Bu sene kaç tane vizyona yeni film girdi ya? Olacak şey mi? Bize daha iyi roller gelmeli. Ama bu işler böyle olmuyor ki bu memlekette. Yetenekli değil, tiple. Barış, Metin Ağa'nın Türk tiyatrosu yanında mı? Yok abi ya. Gel misin? Sağ ol abi, afiyet olsun. He, bu arada geçmiş olsun ya. Duyunca üzüldüm. Bitirmişsiniz olayı. Hangi olayı? Ayrılmışsınız diyorum yani, İpek'le. Demin Nergis söyledi. Olmuş olmasına da giymeden bir temizletir istersen. Kim bilir senden önce kimler giydi. Haklısın. Nergis. Nergis. Bir saniye bakar mısın? Hayır. İpek bizim için ayrıldık falan gibi şeyler söyledi. Sahnede yanına oturmayınca sordum. O da ayrıldık dedi. Tamam, çık. Evet, tekrar edeceğiz. Son, iki, üç. Ne oldu? Ben de sana onu soracaktım. Ne oldu? Barış, ne diyorsun ya? Farkındaysan dersi bölüp çıktım. Senin için her şey bu kadar basit değil mi? Bazen var ya, küçük bir çocuktan farkın kalmıyor. Ya sen ne diyorsun ya? İnsan birinden ayrıldı mı gider yüzüne söyler, başkalarına değil. Ayrıldığımızı başka insanlardan duyuyorum. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Sadece senin tavırlarından bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bir sonuç istiyorsun öyle mi? Hiç yorma kendini, ben sana söyleyeyim. Olan biten her şey saçmalık. Tamam, üste çıkmak istiyorsun. Ama seçtiğin yol hiç hoş değil. Madem senin için bu kadar basit, benim için de bu kadar basit. Al, her şey bitti. Salak. İpek. Hemen giyin, görüşmeyi kaçıracağız yoksa. Sen git, ben gelmiyorum. Neden? Hani işe çok ihtiyacın vardı. Nergis, ya zaten cinlerim tepemde. Ben sana Barış'la ayrıldık mı dedim. Galiba dedim, değil mi? Ama şimdi sayende gerçekten ayrıldık. Gene aramıza mesafeler girdi. Hem de saçma sapan şeyler yüzünden. Ya bir adım ötemde duruyor ama sanki aramızda bin adım var. Hayat kaba kost ya. Hayat zor. Şimdi durakta inince ben
Bedenlerimiz ayrılacak birbirlerinden. Kalbimse atkının ucunda takılı kalacak. Nereye gidersen seninle gelmek için. Uzaklardasın şimdi. Dünya kadar. Duymadım ki sesini. Ömür kadar. Belki görmem yüzünü. Efendim anne. Işıl, neredesin kızım sen? Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Bu sokakta değil mi bebeğim? Evet aşkım. Geldim dedim ya anne. Meraktan çıldırdım kızım. Kaç defa aradım, açmadın telefonunu. Ya Emre'yle gezdik biraz. Bırakıyor beni şimdi arabayla. Emre de kim? Hem ben senin bu saate kadar sokakta kalmana izin verdiğimi hatırlamıyorum. Işıl abim birazdan evde olur. Derhal eve gel. Tamamdır anneciğim. Geldim zaten. Bak evin önündeyim şu an, tamam? Hadi bay. Bana karışamazsın. Bana hesap vermek zorundasın. Ben senin abinim. Çocuklar ne oluyorsunuz? Kim o çocuk? Arkadaşım. Hep sen demedin mi yeni arkadaşların olacak diye? İnsan arkadaşıyla o kadar samimi olur mu ya? Delirtme beni! Kimmiş o arkadaş? Barış'ım sakin olur musun lütfen? Ne sakini ya? Kızın yaşını başını bilmeden saçma sapan hareketler yapıyor. Arkadaşmış. Başlatma lan arkadaşından. Tamam oğlum. Ya otur şöyle bir. Meseleyi bu şekilde çözemezsiniz ki. Önce bir sakin olun. Ortada mesele falan yok anne. Tepsin ipekle gezerken bizden izin istiyor musun? Anneme hesap vermiyorsun. Burada nasıl bana bağırabilirsin ya? Işıl, haddini bil. Haddini bil. Asıl senin o sevgilinin haddini bilsin abi. Gecenin bir vakti geliyor. İstediği zaman giriyor, istediği zaman çıkıyor. Kes sesini! Daha ipeye yaptıklarını unutmadım. Terbiyesizlik yaparak üste çıkmaya çalışma! Durun çocuklar. Asıl terbiyesiz senin sevgilin. Hiçbirimize saygı duyduğu yok. Ulan senin var ya! Yeter! Yeter! Akşam akşam tansiyonum fırladı sizin yüzünüzden. Barış. Odana. Işıl Hanım. Seninle de bu meseleyi sonra konuşacağız. Sen anneme dua et. Bir daha çocukla görüşmeyeceksin. Sen bana karışamazsın. Abi sen çok içmedin mi ya? İki biradan bir şey olmaz abi ya. Abi ben hiç anlamıyorum bu kız milletini ya. Her şey süper gidiyor derken pat bir olay yaratıp kavga çıkarıyorlar. Ortada olay molay yokken resmen ayrıldık ya. Tabii şimdi o bekliyor. Barış nasılsa gelir özür diler. Ama yok abicim. Benden bu kadar. Bundan sonra o adım atmazsa ben hiç atmıyorum. Sonuna kadar arkandayım hocam. Hem gidiyoruz da ne oluyor? Bin bir türlü naz çekiyoruz. Üzülmesinler diye sesimizi de çıkarmıyoruz. Ama onlar en acı veren yarayı kendi tırnaklarıyla kazıyorlar. O zaman aşka içelim. Hadi. Bizim aşkımızı içmediğin kesin de. Sen bayağı arka masaya kaydın bakıyorum. Oğlum ben sizin dertlerinizle dertlenirsem keder denizinde boğulurum. Hem artık yalnız değil miyiz ha? Hem bir çiçekle bahar geçmez değil mi? Bana takılın, hayatınızı yaşayın.
Ya, 1 dakika please. 1 dakika. Kızlar. Merhaba. Aa, o var ya, o klimadan nasıl soğuk gelir size. Siz burada üşürsünüz. Bizim o tarafa geçsek ısınırız hep beraber ha. Olmaz mı? Bence olur. Olur. Buyurun. O zaman hep beraber aşka içelim.